Irak kuzeyindeki bölgesel yönetimin lideri Barzani'nin hiçbir şey yapacağı yok. Referandum bahanesiyle tepkileri ölçüyor. Yani amiyane tabirle yoklama macunu çekiyor. Barzani, ABD, Rusya, İran, Irak ve Türkiye'nin ısrarına rağmen bağımsızlık ilan edecek kadar aklını yitirmiş değil. İran toprak bütünlüğüyle ilgili uluslararası anlaşmaları çiğneyip böyle bir karar alması halinde ambargoları hesaba katmıştır herhalde. Bölge halkı ne yiyecek ne içecek onu da düşünmüştür sanırım. Hem kendini hem de halkını ateşe atar mı? O yüzden referandum gelecek tepkileri ölçmek için bir bahane olabilir ya da onu gizlice dolduruşa getirenlerin bir hesabı var. Amerika ve Rusya bir yerde ortaklık yapıyorsa işin içinde bir hinlik aramak gerekir. Mesela PKK'nın Suriye kolu YPG'yi bölgede güçlendirmek için Barzani'nin hata yapması beklenebilir mi? Oyun içinde oyun var. Matruşka gibi. Barzani, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olabilir. Kamuoyuna yansıyan olaylar bizlere gerçeği göstermiyor. Türkiye hiç kimseye güvenmeden arka plan okuyabilirse Tonga'ya düşmeyecektir. Türkiye, İran kuzeyindeki bölgesel yönetim üzerinden Almanya'dan sonra en çok ihracatı gerçekleştiriyor. Suriye ile ilişkilerin bozulması sonrası hem sınır ticareti hem de ihracatta büyük kayıplar verdiğimizi aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Rahmetli Demirel çözüm yolları aramak için siyasileri devreye koyduğunda PKK 1993'te eylemsizlik kararı almıştı. Önerilerin görüşüleceği MGK toplantısından bir gün önce 33 erimiz şehit edilmişti. Demirel'in bölücü Kürtlere asla güvenilmeyeceğini söylediği kayıtlara geçmiştir. Tarihteki ihanetlere bakarsak ne Barzani'ye ne ABD'ye güvenilir. PKK'ya yıllardır destek çıkan, şimdi de terör örgütünün Suriye kolunu silahlandıran ABD'nin dost kazığının acısını unutmadık. O yüzden söylem ve eylemler duygusallıkla değil, akıl ve mantık çerçevesi içinde olmalıdır.